GİSBİR Mali Danışmanı Murat Erişti, son dönemdeki ekonomik gelişmeleri GİSBİR TV'ye değerlendirdi. Dünyada bir türbülans var bakın. Şu anda ben sadece Türkiye değil, bütün dünyada gerek bu ticaret savaşları, merkez bankalarının tekrar faiz artırım yaparak parayı kendi ülkelerine çekme politikası var. Tabii buradan da en çok gelişmekte olan ülkeler etkileniyor. Yani bu bir trend. Bu trende de maalesef ön tarafta gelişmiş ülkeler, arka tarafta da gelişmekte olan ülkeler var. Gelişmek olan ülkelerin kararları direkt arka vagonlar, yani bizim gibi ülkeleri etkiliyor. İşin bir tarafı bu. Tabii bize ait bu işte Suriye politikası, Suriye'deki olaylar, İdlib gibi bazı siyasi, bölgesel siyasi krizler de bence ekonomiyi etkiliyor. Merkez Bankası'nda 13'ünde zannedersem bir para politikası kurulunun toplantısı var. Piyasalar orada bir beklentiye girmiş durumda. Yani faiz artırımı olacak mı, olmayacak mı, ona bir tepki vereceğini düşünüyorum. 6 aylık büyüme rakamları iyi çıktı ama bu 6 aylık aslında biliyorsunuz devalüasyonun asıl önemli bir kısmı Ağustos ayında yaşandı. Ben ikinci yani üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek olarak da tekrar bir bu 5.3'lük büyümenin geriye doğru azalacağını düşünüyorum. Çünkü tüketim harcamalarında hızlı bir düşüş var. Gözle gözüken bir düşüş var. İnsanlar tabii krize karşı daha çok durgunlaşıyor ve bir anda bir tasarruf eğilimi artıyor. Zaten bu ithalat ihracat rakamlarından da aylık bazda bunu görüyoruz. Hızlı bir şekilde ithalatta düşüş var. Burada bir dengelenme sağlanacaktır. Ama işte Merkez Bankası'nın azalan döviz rezervi, dünyada gelişmiş ülkelerin parayı tekrar çekme politikaları, bunlar kur üzerinde nasıl etkiler yaratır ve ekonomiyi nasıl etkiler? Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Yani ben türbülansın halen bitmiş olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Önümüzdeki aylarında biraz zor geçeceğini tahmin ediyorum. Bir de kredi maliyetlerinde inanılmaz bir artış var şu anda. Yani döviz kredilerinde 10-20 bandı, işte TL kredilerde 30-40 bandından bahsediliyor ki bankalar çok gönüllü de değil. Yani kredi vermeye, bırakın yüksek maliyetlere katlanmayı, çok gönüllü de davranmıyorlar. Bunu da ayrıca bir baskı yaratacağını düşünüyorum piyasada. Tedarikçi firmalarda yani döviz girdisi olan firmalarda şu anda fiyat ve teklif veremediklerini görüyoruz piyasada. Yani dövizin ne olacağını bilemediği için maliyet yapılarında bir kafalar karışmış durumda. Yani koyduğu sattığı malı yerine aynı fiyatla koyabilecek mi? Burada tabii kafa karışıklığı var. Öncelikle bence dövizin bir yerde oturması lazım. Yani tekrar çarkların dönebilmesi için dövizin tekrar bir yere oturması lazım. Önümüzdeki günlerde bunu gösterecek. Yerine oturdu mu yoksa tekrar bir hareketlilik var mı? Yani geriye doğru da olabilir, ileriye doğru da olabilir. Biraz bekleyip görmek lazım ama türbülans devam ediyor diyebilirim.